İnsanlığın tarih boyunca sanatsal olarak en iyi yaptığı sanat, resim sanatıdır. Gerçekten geçmişimiz harika mağara ya da kaya resimleriyle doludur. Dünyanın her yerinde bulunan resimler, kalite ve sanatsal yönden muazzamdır ama Avrupa bir başkadır. Mağara sanatı, genel olarak, yaklaşık 40.000 ila 14.000 yıl önce, buz devrine ait mağaralarda ve barınaklarda bulunan çok sayıda resim ve gravürden oluşur. Paleolitik olduğu kabul edilen, yani taş devrinden gelen ilk boyalı mağara, İspanya'daki Altamira idi. Orayı ilk inceleyenler bu resimlerin Paleolitik döneme ait olduğunu söylediklerinde, sahtekarlıkla suçlandılar. Konuyu anlatan Altamira adında bir film bile yapıldı. Sanatın da teknik gibi sıralı bir gelişim göstermesi gerekirken en eski mağara resimlerinin en gelişmiş sanatsal özellikler göstermesi bir muammadır. Bu garipliği düşünen bazı insanlar, bu işi başaranların nasıl başarmış olabileceği konusunda bazı çıkarımları oldu. Çeşitli belgesellerde bu konu işlenmiş ve çözümler üretilmiştir. Ben de o belgesellerdeki gerekli gördüğüm çözümleri irdeleyeceğim. Önce mağara resimlerinden seçtiklerime bakalım. Gördüğünüz gibi muazzam bir sanatla karşı karşıyayız. Bu resimleri taş devri insanlarının yaptığını düşünüyoruz. Çünkü bu resimler 37.000 ile 16.000 yılları aralığında yapılmışlar. Yani birbirleriyle bağları yok. O dönemlerde avcı toplayıcı olan insan bu resimleri yapabilmek için bildiğimiz sürecin dışında bir şeyler yapabiliyor olmalıydı. Örneğin boya üretebilmeliydi. Üstelik epey bir renk skalasına da sahip olduklarını biliyoruz. Sadece Lascaux mağarasında 5 çeşit renk kullanılmış. Resimlerin sanatsal değerini anlamaya çalışacağım. Fakat ben sanatçı olmadığım için aklımın kestiği yönlerine değineceğim. Sanatçıların çizdiği hayvanların tüm karakteristiklerini resme aktarabilmesi muazzam bir beceridir. Bunu sanatçı olmayan insanların yapabilmesi mümkün değildir. Günümüzde bu beceriyi en bariz karikatüristlerde görürüz. Bir siyasetçiyi çizerken, yüzündeki ona ait karakteristik yapıyı abartarak göze sokarlar. Siz de kimin karikatürü olduğu konusunda tereddüt etmezsiniz. Bu sanatçılar da çizgileriyle hayvanların özelliklerini tam yansıtmışlar. Bu çizimler, soyu tükenmiş bir bozkır bizonuna ait. Bu tuvaldeki gergedanı ayırıp gergedan fotoğrafı ile kıyasladım. Gördüğünüz gibi çok benzerlik var. Bu tuvaldeki aslanı da Afrika aslanı ile kıyasladım. Aslanın benzerliği çok daha fazla. Sanki antik sanatçı, bir aslan çizimini onun resmine bakarak çizmeye çalışmış. Öğrenebilmek için de çokça egzersiz yapmış gibi. Bu noktada araya girerek çok önemli bir detaya daha değinmem gerekir. Bu hayvanlar Afrika aslanı görünümünde olduğundan, arkeolog ve tarihçileri epey zora sokmuştur. O hayvanlar buzul döneminde Avrupa'da yaşıyor olamayacağı için, o bölgeye uygun hayvan popülasyonu türetmişler. İşte bu aslan türetilen bir aslandır. Fakat her hayvanın öyle olduğunu düşünmeyin. Bu manzaradaki bizon ve mamutlar, soğuk bölge hayvanı olduklarından gerçekten o dönemde Avrupa'da yaşıyorlardı ve sanırım Avrupa'nın ısınması yüzünden nesilleri tükendi. Lascaux mağarasında olan çizimler günümüz hayvanlarıyla uyumludur. Sanatçı boynuzların kavisini abartarak resmetmeyi tercih etmiş. Altamira sanatçısının yaptığı resimler 35.000 yıldır mağarada korunmaktadır. 35.000 yıl boyaların etkilenmesine sebep olmuştur. Günümüz sanatçıları da bu bozulma etkilerini ortadan kaldırarak ilk gün nasıl görünüyor olduklarını tahmin etmeye çalışmışlar. Gördüğünüz gibi muazzam bir sanatsal beceri var. Ne yazık ki, bu beceriyi 35.000 yıl önce yaşamış avcı toplayıcı birilerinin yaptığını düşünüyoruz.
Bu resimlerde şöyle bir sorun daha var. Mağara resimlerinin tarih öncesinde bu kadar muazzam olması, zaman ilerledikçe, daha muazzamlarına rastlamamızı gerekli kılar. Oysa durum tam tersidir. Zamanımıza yaklaştıkça resimlerin sanatsal değeri kaybolur. Örneğin 9000 yıl önce Çatalhöyük'te zamanının en ileri şehri vardı. Tarih öncesinde çokça kullanılan boğa figürü orada da var. Gördüğünüz gibi çok basitçe yapılmış. Bu da onun restore edilmiş hali. Bugün bir çocuğun yapacağı gibi dış sınırları belirleyip içini tek renk boyamışlar. Hatta çocuklar çok daha iyisini yapabiliyorlar. Bu geyik resmi de Çatalhöyük'ten. Altamira mağarasındaki resimlerle asla kıyaslanamaz. Unutmayın, bu resimleri Altamira sanatçısı, Çatalhöyük sanatçısından 27 bin yıl önce yapmış. Lascaux mağarasındaki sanatçı, ondan 9 bin yıl sonra gelen Çatalhöyük sanatçısından çok daha muazzam iş çıkarmış. Çatalhöyük sanatçısı gölge ışık oyunlarını kullanacak beceriden yoksun. Oysa bir resmin gerçeğe yaklaşması tamamen ışığın cisim üzerindeki dansına bağlı. Bir şişe görüntüsü üzerinde püf noktası olan yerlere dikkatinizi çekmek istiyorum. Ama önce videoyu izleyin. Sanatçı, becerisi sayesinde, fotoğraf olduğu izlenimi veren bir çizim yapmış. Görüntüdeki okların gösterdiği gölge, şişenin yukarıdan eğik bir açıyla ışık aldığını gösteriyor. Üstteki kırmızı daireler ise ışığın en üst noktada parladığı yeri belirtiyor. Yani şişenin en üst noktasından yansıma oluşuyor. Ayrıca yansımanın yapısından, dışarıdan ışık alan bir pencere yansıması olduğu anlaşılıyor. Beynimiz çocukluktan itibaren bu görüntüleri işlemeyi öğrendi. Biz böyle bir görüntüyü üç boyutlu olarak algılarız. İster gerçek şişe olsun, ister çizim. Çatalhöyük sanatçısı sanatsal yönden Göbekli Tepe sanatçısından da geri. Gerçi Göbekli Tepe'de resim yok, kabartmalar var. Fakat o sanatçılar da antik dönem sanatçılarından çok daha geri. Sanatçının hedeflediği figürün karakteristiğini görebilmesi çok önemlidir. Yani karikatür örneğindeki gibi cismin karakteristik yapısı esere yansıtılmalıdır. Örneğin bu Göbekli Tepe'de olan bir figür. Eğer o dönemlerde o bölgede tam olarak buna benzer ve bilmediğimiz bir hayvan yaşamadıysa, bu hayvanı tam olarak anlayamıyoruz. Kimisi dinozor, kimisi nesli tükenmiş dodo kuşu olarak yorumluyor. Aynı durum bu canavar için de geçerlidir. Ne olduğu konusunda tereddütlerimiz var. Oysa aynı sanatçı tilki ya da domuzu çok kaliteli yapmamasına rağmen karakteristik özelliğini yansıttığı için kimse tereddüt etmez. Biz şöyle düşünüyoruz, Paleolitik dönemin belli dönemlerinde doğuştan yetenekli ressamlar türedi. Ve bu güzel mağara resimlerini bize miras bıraktı. Aslında pek az olan mağaralarda bu kadar ressam türemiş ise, o dönemde avcı toplayıcılar çok fazla ressam üretmiş olmalı. Bunların çok azı mağaralarda resim yapabilme şansı yakalamıştır. Fakat bu durum günümüzde bile görülmeyen bir durumdur. Avcı toplayıcı bir toplumda boya veya resim yapmak için bir baskı oluşmaz. Ancak dini inançlar bir baskı oluşturabilir ama onlar da günümüzdeki avcı toplayıcıların yaptıklarından daha geri olmak zorundadır. Görüldüğü gibi, sanatsal olarak öncekilerle kıyaslanamazlar. Yani bir insan doğuştan ressam olmaz. Ancak bir çalışma ve bilgi birikimi sonrası yetenek kazanır. Eğitim almayan birinin bu şekilde bir ağacı çizebilmesinin yolu yoktur. Bu şekilde resim yapabilen biri mutlaka bir şekilde eğitim almıştır. Doğuştan yetenekli sayılan Vincent van Gogh veya Leonardo gibi sanatçılar da bir eğitim sürecinden geçmişlerdir. Doğuştan yetenek konusunu açmak gerekir. Herkes doğuştan yetenekli deyince, hiç eğitim almadan da resim yapılabileceğini sanıyor. Oysa doğuştan yetenekli olmak, o konuda başkalarından farklı olmak demektir. Ama eğitim alınmazsa doğuştan yetenek işe yaramaz. Bu konuyu Leonardo üzerinden anlatmaya çalışayım.
küçük yaştan itibaren çok güzel çizimler yapan Leonardo'nun resimlerini babası, dönemin ünlü ressam ve heykeltıraşı Andrea del Verrocchio'ya gösterince, Verrocchio onu çırak olarak yanına aldı. Böylece kaderi değişti. Yoksa ünlü bir ressam olur muydu bilinmez. Fakat onun pek çok yeteneği olduğu için ille de bir yönüyle öne çıkardı. Verrocchio'nun yanında lir çalmayı da öğrendi ve gerçekten güzel lir çalıyordu. Fakat bugün herkes onu ressam ve mucit olarak biliyor. Kimse lir çaldığını bilmez. Çünkü lir çalma konusunda özel yeteneği yoktu. Herkesin öğrenebileceğini öğrendi. Ressamlar ise doğuştan gelen yeteneğini kattı. Onun için farklıdır. Vincent van Gogh da Hollandalı ressam Ridden van Rappard'dan resim dersleri almıştı. Aynı durum tüm ressamlar için de geçerlidir. Ben bir ressam değilim ama gençliğimde, sevdiğim kızın vesikalık resmini kara kalem bir çalışmayla büyütmüştüm. Onu yapmak, bana gölge ışık oyunları hakkında epey bilgi verdi. Işığı kullanarak derinlik hissi verebilmenin önemini anlayabildim. Bence mağara resimlerinin yapılma amacı çok başkadır. Çünkü o mağaralar yaşam alanı değildi. Arkeologların tören alanı olabilirler şeklinde tahminleri var. Benim tahminim ise, bazı insanların, mağaralardaki duvar ve tavanları bir tuval gibi kullandıkları yönündedir. Böylece sanatlarını ilerlettiklerini düşünüyorum. Çünkü bu konuda epey ipuçları var. Üst üste binen, başlayıp bitirilemeyen figürler buna işaret ediyor. Sanatçılar mağaraları el becerilerini artırmak için kullandı. Mağara sanatının bir benzerini, günümüzde grafiti sanatında görüyoruz. Grafiti sanatçıları da, şehirde buldukları boş duvarları kendi sanatlarıyla süslemektedirler. Küçük oğlum, çocukluğunda bir çizgi film karakterini çizebilmek için, sayfalarca egzersiz yapmıştı. Tıpkı bu resimlerdeki gibi iç içe girmiş pek çok figür çizmişti. Bazı yerlerde tek bir çizgi çizmiş, çoğu figür yarım kalmıştı. Sebebini sorunca, istediğim gibi olmayınca, bırakıp başka çizdim, demişti. Bu duvarlarda da benzer durum var. Zaman olarak farklı zamanlarda yapılanlar var ama, aynı zamanda yapılmış ve üst üste binmiş pek çok figür var. Antik ressamların yaptıkları resimlerin sanatsal değerleri yanında boyaları nasıl yaptıkları da bir muammadır. Bu konuyu, Londra'da kimya alanında faaliyet gösteren ve bilimsel bir kuruluş olan Kraliyet Kimya Topluluğu'nun yaptığı araştırmadan yararlanarak anlatmaya çalışacağım. Kuruluş, antik sanatçıların boyaları elde etme yöntemlerini incelemiş ve tarih öncesi pigmentler adı altında yayınlamıştır. Antik boya imalatçılarının kullandıkları yöntemleri anlatan bölümden derlediklerim. Mağara sanatıyla ilgili en dikkate değer şey, kullanılan baskın renk, odun kömürü, kurum veya manganez oksitten yapılan siyah, limonitten yapılan sarı, hematit veya ısıtılarak limonitten yapılan kırmızı ve kaolin kilinden yapılan beyaz renk olmasıdır. Sanat tarihçileri, ilk insanların pigmentleri karıştırmanın daha zengin bir renk tonu oluşturduğunu kısa sürede öğrendiklerini gösterdi. Bu alanda pek çok araştırma yapıldı ve not edilen bir şey de bu dönemin palet yelpazesi. Fransa'daki Lascaux mağarasında kırmızı ve sarı hidratlı ve su içermeyen hematit yani demir oksit aşı boyaları, manganez oksit kahverengileri, siyahlar ve kalsit beyazı kullanılmıştır. İspanya Altamira'da kırmızı hematit yani demir oksit baskınken, Güney Fransa'da Çeu ve mağarasında hematit ve kırmızı toprağın yanı sıra boksit yani kırmızı alüminyum oksit ve demir oksidin kırmızı bir formu da kullanılmıştır. Mağara boyama malzemelerinin analizlerinden, bu pigmentlerin farklı şekillerde hazırlandığı anlaşılmaktadır. Önce pigment öğütülerek toz haline getirilir veya ısıtıldıktan sonra öğütülür, ardından pigment ya bir bağlayıcı ya da bitki özlü bir genişletici ile karıştırılır. Kraliyet Kimya Topluluğu'nun ulaştığı sonuçlardan biri de taş devri insanlarının boya yapabilmek için, maddeleri ısıtarak yeni bir teknik geliştirdikleri. Hidratlı demir oksidi, ısıtarak içeriğindeki suyu buharlaştırıp su içermeyen demir okside çevirmişler. Günümüzde taş kömüründen boyanın nasıl yapıldığını görerek, antik sanatçıların neyi başardığını daha iyi anlayabiliriz. Bu konuda İbrahim Sami Özen'in anlatımını özetlemeye çalışayım. Önce taş kömürü parçaları havanda iyice dövülür. Dövme işi parçacıkların epey incelmesini sağlayacak kadar devam eder.
Sonra karışım düz bir satıh üzerine alınır. Burada suyla karıştırılır. Bu işlem, karışımı iyice inceltebilmek için ön hazırlıktır. Uzunca bir süre destesenk denilen ezici ile inceltilen karışım, bir bağlayıcı karıştırılarak boya haline getirilmiş olur. Antik sanatçıların ellerinde bu tür aletler olmayacağı için işlerinin epey zor olduğunu düşünebiliriz. Fakat yine de pigmentleri çok iyi öğütebilmişler. Gerçi öğütme işini nasıl yaptıklarını bilmiyoruz ama bazı taşlarda pigment kalıntısına rastlanmış. Yazıya göre öğütülenleri suyla karıştırmışlar. Su beklemeye alınarak, içindeki renkli oksitlerin süspansiyon halinde dibe çökelmesi sağlanmış. Ayrıca dibe çöken süspansiyon ayrılarak güneşte veya ısıtılarak kurutulmuş. Böylece boya oluşturulmuş. Boyanın kalitesi açısından, pigment tanesi ne kadar ince olursa o kadar değerli olur. Yapılan resimlerden pigmentlerdeki parçacıkların boyutunun çok küçük olduğunu anlıyoruz. İşin en ilginç yönünü minerallerin kaynakları oluşturuyor. Avrupa'da böyle kaynaklar var ama her bölgede her mineral yoktur. Oysa mağaralarda, o bölgede olmayan minerallerle yapılan boyalar da kullanılmış. Kraliyet Kimya Topluluğu'nun söylemleriyle neyin kabul edildiğini anlamaya çalışalım. Antik sanatçıların günümüz boyalarıyla kıyaslanabilecek boyalar üretebildiklerini, o imalatçıların boya yapımı için yeni yöntemler keşfetmiş olduklarına, renkleri karıştırıp yeni renkler yapıyor olduklarına, her bölgede her renk bulunmamasına rağmen, olmayan renkleri bir şekilde uzak bölgelerden getirebiliyor olduklarına inanmamız gerekiyor. Sizce bu insanların bu kadar işi gerçekleştirebilmeleri mümkün mü? Dikkatinizi çekmek istediğim bir yönde, boyaların kalitesi. Bizim teknolojiyle geliştirip yaptığımız sprey boyaların kaç sene dayanacağını bilmiyorum. Köyde hava şartlarının direkt etkilediği bir kayanın üzerine çizdiğim figürler, 3 yıl sonra tamamen yok olmuştu. Fakat aynı gün yağmur veya güneşin direkt ulaşamayacağı bir kaya oyuğuna yazdığım ismim ve günün tarihi, 8 yıl sonra gittiğimde, epey solmuş olmasına rağmen hala okunabiliyordu. Sizce bu sanatçıların 30 ila 35 bin yıl dayanan boyalarıyla boy ölçüşebilirler mi? Boya kalitesinde, biz onlardan fersahlarca geri değil miyiz? Antik sanatçılar mağaraları süslemek için pek çok boyama tekniği kullanmışlar. Benim ise önem verdiğim püskürtme yöntemidir. Sırası geldiğinde diğer yöntemlere de değineceğim ama asıl püskürtme yöntemini inceleyeceğiz. Antik sanatçıların bu boyaları nasıl püskürttüklerini anlayabilmek için önce günümüzde kullanılan yöntemlere bakalım. Günümüzde boya püskürtebilmek için 3 yöntem kullanılmaktadır. En basit yöntem, sert kıllı bir materyalin boyaya bulanması ve kılların bükülüp serbest kalmasıyla püskürtme, görüntüde olduğu gibi. Taş devri ressamlarımızın yaptığı resimlerden, bu yöntemi kullanmadıklarını düşünüyorum. Kullanmış olsalar bile, çok az bir bölümde vardır. Onlar asıl havalı ya da havasız püskürtme yöntemini kullanmış olmalılar. Havalı yöntem her türlü eşyalarımızı boyadığımız yöntem. Basınçlı hava oluşturan bir cihaz, o cihazın temin ettiği havanın, bir tabancayla hedefe yönlendirilmesi sayesinde boya yapılır. Bu yöntemde boya, püskürtme tabancasının ucuna yakın olur. Hava tabancadan çıkarken oluşturduğu negatif basınç veya yer çekimi sayesinde haznedeki boyayı da beraberinde sürükler. Böylece basınç, boyanın tanecikleşip püskürmesini sağlar. Bu yöntemi modern hayatımızda bolca kullanırız. Arabalarımızdan cep telefonlarına hemen her şeyi bu yöntemle boyarız. Hatta püskürtülmesi gereken deterjanlar veya deodorantların bir kısmı da bu yöntem ile püskürtülür. Havasız yöntem ise daha az kullanılır. Evlerimizi boyadığımız boya makineleri, ilaçlama yaptığımız cihazlarımız ve bazı deodorantlar bu yöntemi kullanır. Ama bizim için en tanıdık olan, sprey boyalardır. Antik mağaraların incelendiği belgesellerde, antik sanatçıların bu iki yöntemi de kullandığını söyleyenler oldu. Aslında, modern insanın bildiği hemen her yöntemin kullanıldığını görüyoruz. Altamira Müzesi internet sitesinde bulunan içi delik iki kemik sayesinde, o mağarada havalı yöntem kullanıldığı düşünülmektedir.
Fransız televizyon yapımcısı Alain Jaubert, hazırladığı belgeselde ise, resimlerin, ağıza alınan boyanın, bir boru ucundan veya direkt ağızdan püskürtülmesi sayesinde yapıldığını anlatmıştır. Bu yöntemi biz havasız yöntem olarak biliyoruz. Püskürtme yöntemlerini anladıktan sonra belgesellerdeki boya yöntemlerini gözden geçirelim. Altamira Müzesi'nde bulunan püskürteçler aracılığıyla resimlerin yapıldığı iddia edilmişti. Öncelikle o yöntemi deneyelim. Boya tabancasının altında veya üstünde bulunan hazne yerine pet şişe kullandım ama antik sanatçılarımız bu konuda daha şanssızdı. Sanırım buna benzer bir deniz kabuğu kullanmış olmalılar. Bu yöntem havalı yöntemdir. İçi boş kemik yerine iki pipet kullandım. İç delikleri yaklaşık aynı büyüklüktedir. Gördüğünüz gibi çok iyi olmasa da, bir püskürme oluşmuştur. Püskürme oluşmuş ama epey kaba tanecikleştiğinden antik sanatçılarımızınkine pek benzememiş. Biz de daha ince bir pipet kullanalım. Görüldüğü gibi bu püskürme, daha yakın bir görüntü oluşturdu. Fakat bu yöntemde boyanın bulunduğu kabın üstü açık olacağı için, tavanda boya yapmak çok sorun yaratır. Oysa antik sanatçılar için ne tavan ne de yükseklik bir sorun oluşturmamış. Tavanda boya yapabilmek için boya kabını düz tutarak ağıza alınan pipetin tavana doğru bir püskürme yapması gerekir. Bence böyle bir çalışma ciddi miktarda zorluk içerir. Çünkü hem yüksekçe bir tezgahta duracaksınız hem de sürekli yukarı bakarak püskürtme yapacaksınız. Bir de, hangi boyayı tam olarak nereye ve ne miktarda püskürtmeniz gerektiğini de hesaplamak zorundasınız. Eğer böyle bir şey yapılmış ise kesinlikle yardımsız yapılmamıştır. Ben de pipetin ucunu meyilli keserek, tavana doğru püskürtme yaptım ama ancak bu kadar meyil verebildim. Daha fazlasını zorladığımda püskürme olmadı. Bu şekilde bir püskürme ile tavandaki bu resimlerin yapılıp yapılamayacağını sizin görüşlerinize bırakıyorum. Bu yöntem ise havasız yöntemdir. Pipetin ucundan bir püskürme olmuş olmasına rağmen kötü bir püskürme olmaktadır. Ciğerlerimden ürettiğim nefesimin sınırsız olmaması sebebiyle püskürtmeler olurken, bolca sıvı yere dökülmektedir. Belki daha ince bir pipetle daha iyi bir püskürme olabilir diye düşünürsek, tam tersine bir durum oldu. Tükenmez kalem içi kullandım ve sonuç gördüğünüz gibi su musluktan akar gibi aktı. Püskürmedi. Ağızdan yaptığım püskürtme denemeleri hep başarısız oldu. Bu görüntü doğru olmayabilir. Ağızdan böyle ince tanecikli ve sıvıyı akıtmadan, hem de düşeyde bunu yapabilmek pek inandırıcı değil, ben başaramadım. Bunu siz de deneyebilirsiniz. Ağzınıza su alın ve lavaboya bu şekilde püskürtme yapın, suyu akıtmadan püskürtme yapabilirseniz bana da haber verin. Bu yöntem, Alain Jaubert'ın hazırladığı belgeselde gösterilen harika bir yaklaşımdır. Sanırım bu yöntem de püskürtme yöntemiyle beraber kullanılmıştır. Yani aslında bir mağarada tek değil farklı yöntemler kullanılarak resimler yapılmıştır. Alain Jaubert'ın hazırladığı belgeseldeki bu püskürtme yöntemi, kuru toz püskürtme yöntemidir. Mağaralarda bu şekilde bir yöntem kullanılmış mı bilmiyorum ama sürtme ve sıvı püskürtme yöntemi kullanıldığı kesindir. Hatta bu baykuş, parmakla yumuşak kaya kazınarak yapılmış farklı bir yöntemdir. Antik bir sanatçı bu baykuş portresini 30 bin yıldan daha uzun bir süre önce, Çeuve mağarasında, yumuşak kaya yüzeyine yapmıştı. Bu baykuş resmini siz, bir tuvale parmakla yapabilir misiniz, diye sorsam, çoğunuz evet diyecektir. Fakat bu öyle kolay değildir. Çünkü daha önce kullandığım karikatür örneğindeki gibi, baykuşun karakteristik özelliklerini anlamanız ve resmi öyle şekillendirmeniz gerekir. Yoksa çizgileriniz bir baykuşa benzemez. Bu baykuşu yapan sanatçının, sanatsal yönü benden daha ileridedir. Aynı sanatçının yaptığı şu at resmine bakın. Şu anda dünyada eğitim almayan kaç kişi bu resmi yapabilir? Bu resimler de Çeuve mağarasındandır. Gördüğünüz gibi sanatçı, aynı noktaya bolca boya püskürterek boyanın akmasına sebep olmuştur. Bu görüntü bize çok önemli ipuçları vermektedir. Bu manzara ağızdan bir boruyla püskürtülerek yapılamaz. Hele boru kullanılmadan asla yapılamaz. İki boruyla, yani havalı yöntem kullanılarak bu görüntüyü oluşturmaya biraz yaklaşılabilir, o kadar.
Bu kadar süper bir püskürtme yapabilmek için, benim kullandığım sprey boya benzeri bir yöntem kullanılmalıdır. Onun için, Alain Jaubert'ın hazırladığı belgeseldeki ağız ya da bir boru kullanılarak boyayı püskürtme yöntemiyle bu resimler yapılamaz. Çift boru kullanılarak, yani havalı yöntemin kullanılması da pek mümkün değildir. Çünkü taş devri insanının, bir boruyu boyaya batırıp, diğer boruyla üfleyerek oluşacak negatif basınç sayesinde, püskürme olacağını bilme şansı yoktur. Zira bunun doğada bir örneği yoktur. Doğada örneği yoksa, antik insanın bunu bilebilmesinin yolu yoktur. Ki, bu bilgi, konuyla ilgisi olmayan günümüz insanı tarafından bile bilinmez. En azından ben, konuyla uğraşmadan önce bilmiyordum. Şu ana kadar oluşturduğumuz manzarayı bir özetleyelim. Antik dönemlerde birileri, sanat eğitimi almadığı halde, muazzam resimler çizmiş. Hem de bunu çok kere farklı zamanlarda tekrarlamışlar. Bu durum aynı mağarada çok farklı zamanlarda olabildiği gibi, farklı mağaralarda da tekrarlanmıştır. Bu sanatçılar ne hikmetse, bugün bilinen bütün resim yapma yöntemlerini biliyor ve uygulayabiliyorlardı. Ressamlarımız bir bilgi birikimi sonucu oluşması gereken boya imalatını, farklı zamanlarda birkaç kere icat etmişler. Yazı olmadığı için bilgi aktarılamaz. Arada o kadar uzun zamanlar var ki, babadan oğula da aktarılarak bilgi taşınamaz. Onun için boya yapma işini, her lazım olduğunda tekrar icat etmek zorundalar. O taş devri insanları bölgelerinde olmayan boya ham maddelerini çok çok uzaklardan ithal edebilmek becerisine de sahipti. Ressamlarımız bu yöntemle boya püskürtülebileceğini de biliyordu. Antik ressamlarımız, buzul dönemi Avrupa'sında olmaması gereken Afrika hayvanlarını bile çizdiler. O sanatçılar, bugün ancak sprey boya kullanılarak yapılabilecek güzellikte resimler yapmayı başardı. Oysa o insanların bir sıvıyı püskürtebilmek için üflendiğinde negatif basınç oluşup alttaki sıvıyı yukarı çekecek bir mekanizmanın varlığını bilmemesi gerekiyordu. Ki, günümüzde mesleği gereği kişi öğrenmemişse, bu bilgiyi bilmez. Ben, ömrümün 7 yılında bu tür alttan hazneli bir boyama tabancası kullandım. Ona rağmen tabancanın çalışma prensibini, bu konuyu incelemeye başladığımda öğrendim. Oysa antik sanatçılar bunu, her dönemde ve her mağarada biliyor ve uyguluyorlardı. Peki bu insanlar kimdi? Zecharia Sitchin veya Erik von Däniken'in dediği uzaylılar mı? Gerçi uzaylı olma ihtimali hiç yoktur. Bunun asıl sebebi uzaydaki uçsuz bucaksız büyüklükler ama başka bir sebep de, uzaylı dünyaya gelip bir mağaraya girip resim çizmez. Diyelim ki çizdi, o zaman da kendi gezegeninden bir şeyler çizerdi. Dünyaya ait resimleri de kendi defterine çizmesi gerekirdi. Aslında dışarıdan birilerini aramak gerekmez çünkü bu resimleri çizenler biliniyor. Onları insanların atası Kro-Magnonlar olarak biliyoruz. Benim bu söyleme itirazım yok da, itirazım onların geri olarak kabul edilmelerinedir. Bence Kro-Magnonlar bizim kadar olmasa da ciddi teknoloji geliştirmiş bir türdü. En azından bu boyaları yapacak kadar gelişkin oldukları kesindir. Bilimin onları geri kabul etmesinin en önemli sebebi, bizden önce teknoloji üretmiş başka bir tür yoktu kabulüdür. Kro-Magnonları tanımak için Britannica ansiklopedisinden bir kesit alalım. Kro-Magnon, Avrupa'da üst paleolitik dönemden yani yaklaşık 40 bin ila 10 bin yıl önce yaşamış bir sapiens popülasyonudur. Buzul dönemi boyunca Neandertallerle birlikte yaşamışlardır. Kro-Magnonlar sağlam yapılı, güçlü ve yaklaşık 166 ila 171 santimetre boylarında oldukları tahmin ediliyor. Vücut güçlü kaslara sahip, genellikle ağır ve sağlamdı. Hafif kaş çizgileri olan alın düz, yüz kısa ve genişti. Kro-Magnonlar, yaklaşık 1600 santimetre küp beyin kapasitesine sahipti. Bu rakam, modern insanların ortalamasından biraz daha büyüktür.
İnsan evriminde Kromagnonların nereye ait olduğunu tam olarak söylemek hala zor, ancak çeşitli sofistike ürünler üreten bir kültürleri vardı. Çeşitli aletler yapabilme yeteneğine sahiptiler. Görüldüğü gibi mağara adamı olarak düşünülmelerine karşılık pek çok yönden de gelişkin oldukları kabul görmektedir. Hatta yapacağımız ileri araştırmalar bizi çok daha ileri düzeyde bir zeka ve yeteneklere sahip olduklarına götürür. Hayali varlıklar tasarlayabilmeleri zihinsel olarak bize denk olduklarını düşündürüyor. Zaten bazı bilim insanlarına göre buzul dönemini sağ atlatabilmeleri çok zeki olduklarının delili. Bilim, atamız olduklarını düşünüyor olmasına rağmen, nesillerinin tükendiğini söyler. Onlardan önce de Neandertalların nesli tükenmişti. Oysa durum şöyledir. Bizim geçmişimiz Homo sapiens olduğu gibi, Kromagnonların da Homo dönemi Neandertallardır. Kromagnonlar bizim atamız değil, kuzenimizdir. Bizim atamız olduklarını düşünmemizin sebebi, Tevrat'ın dediği bir cümlede gizlidir. Yaratılış 1'e 26 ayetinde, kendi suretimizde, kendimize benzer insan yaratalım, der. Bu demektir ki, bizden önceki tür bizi, kendi genlerini kullanarak, kendi görünüşünde oluşturdu. Biz onun için Kromagnonları, insanın nesli tükenmiş ataları sanıyoruz. Gerçekten çok benziyoruz ama aslında onlar, bizden önceki son türdür. Bizim modern insan öncesi görünüşümüz olan Homo sapiens dönemleri ise, Neandertallardır. Yani bizim Homo sapiens dönemi onların Neandertal, bizim modern insan dönemi ise, onların Kromagnon dönemleridir. Bizden önceki son türdürler ve onlar zamanlarını doldurup gittiler. O resimleri de modern insan dönemleri olan Kromagnon dönemleri içinde yaptılar. Bilim insanları bu resimlerin sorunlu olduğunu söylerken benim için olması gerekendir. Hatta bana göre çok daha fazlasını da bulmalıydık. Örneğin o mağaralarda neden bir ayakkabı izine rastlamadık? O insanlar sprey boyayı yapmışlarsa, ayakkabıyı da yapmış olmaları gerekir. Çünkü biz de sprey boyadan önce ayakkabıyı bulduk. Fakat ayı, kurt ve köpeklere ait ayak izi bulunmuş. Hatta bir çocuğa ait çıplak ayak izine de rastlanmış. Oysa ben bir ayakkabı izine rastlanması gerektiğini düşünüyorum. O insanlar mağaralara yalın ayak girmiş olamazlar. Daha önce size sprey boyayla bir kaya üzerine çizdiğim figürleri göstermiştim. İşte burada yaptığım hayvan resminden bahsediyorum. Sizce hangi hayvanı çizdim? İçinizde dinozor diyen varsa bilmiştir. Ben, Turiasaurus türü dinozorun beceriksizce resmini yapmaya çalıştım. Pek benzetemedim ama aslında Arjantin'in Santa Cruz eyaletindeki Cueva de Los Manos mağarasında 10 bin yıl önce yapılmış bir resmi taklit ettim. Görülen resim, Eller Mağarası olarak bilinen mağaradan. Antik ressamın yaptığı şeyleri, ben de sprey boyayla taklit ettim. Bu resimde iki ressam görüyorum. Biri geyikleri yapan, diğeri ise benim gibi pek ressamlık yeteneği olmayan biri. O dönemlerde dinozorlar bilinmediği için bu resmi kimse dinozor olarak tanımlamıyor ama bence bu bir dinozor. Çünkü benzer durum daha yakın bir zaman olan Kızıl Kimerler tarafından da yapılmış. Fakat onların yaptığı kabartmanın dinozor olduğu konusunda kimsenin tereddüdü yok. Bu kabartma 1100'lü yıllarda Kral Suryavarman tarafından yapıldığı sanılmaktadır. Oysa bizler dinozoru ancak 1700'lü yıllarda tanımlayabildik. Bu tür verilerin en büyük sorunu, gelişmenin evrildiği kabul edilen paradigmaya uymamasıdır. Pek çok bilim insanı, bu mağaralardaki resimlerin çok daha genç olması gerektiği konusunda hemfikirdir. Orta çağdaki ressamlar bile, bu resimlerden daha kötü resim yapmıştır. Bu durum gelişme grafiğine terstir ve bu sadece mağara resimleriyle sınırlı değildir. Örneğin Göbekli Tepe'de olan tapınak odalarının eskileri, yenilerine göre daha azametli ve gösterişlidir. Daha bariz örnek ise Mısır piramitleridir. Eski piramitler yani ilk yapılanları, sonraki piramitlerden çok daha gösterişli ve etkileyicidir. Eskileri ayakta dururken, sonradan yapılan yaklaşık 1000 kadar piramidin hepsi yıkılmıştır. Üstelik eskilerine göre çok daha küçük olmalarına rağmen.
Bu durumu, gelişkin türün müdahalesine bağlıyorum. Bu müdahaleyi 3 farklı kategoride açıklamak mümkündür. Birinci kategori mağara resimleridir. Onları yapanlar insanların varlığından bihaberdir. Onlar kendi becerilerini artırmak istemiştir. İkinci tür müdahale ise o insanlardan kalan eserlerin insanlar tarafından sahip çıkılmasıyla oluşur. Buna örnek Kımerli Suryavarman'ın bulduğu taş binalara sahip çıkıp oraları yaşam alanı haline getirmesidir. Angkor Wat Tapınağı öyle bir yerdir. Onun için duvarında dinozor kabartması vardır. Çünkü önceki tür de bizim gibi, dinozorların varlığını tespit edebilmiştir. Hatta onlar bizde olmayan böyle bir canlının da varlığını bulabilmiştir. İkinci türe bir örnek de Peru'da bulunan Machu Picchu kentidir. Orada ters gelişme, şüphe götürmez bir şekilde gözle görülebilmektedir. Görüldüğü gibi altta olan duvarlar muazzam işçiliğe sahip. Üsttekiler ise daha beceriksizce yapılmış gibi. Fakat üsttekilerin kötü olduğunu sanmayın. Alttakilerin muazzamlığı onları gölgeliyor. Yoksa günümüzde bile, üstteki duvarları yapabilecek iyi bir usta bulmak epey zordur. Bu duvarlar harçsız olarak zamana karşı koyabilmektedir. Bizim duvarlarımız tamamen harçla bir arada durur. Oysa alttaki duvarlar birer şaheserdir. Bence bu kenti kuran Paçeküt'ü hazır bulduğu harabeleri yeniden imar edip yerleşime açmıştır. Alttaki duvarların üzerine kendi duvarlarını ekleyip yerleşim yeri yapmıştır. Paçeküt'ünün ustaları da muazzam işçilik örneği göstermelerine rağmen, yine de fark gözükmektedir. Çünkü o duvarları bugün bile, bütün gelişmişliğimize rağmen yapmakta epey zorlanırız. Göbekli Tepe ve Mısır piramitleri üçüncü türe örnektir. Yani bu müdahalede insanlar da kullanılır ama yine de teknolojik aletler iş başındadır. Göbekli Tepe'de teknolojik alet izine rastlamıyoruz ama Mısır eserlerinde bariz gözükür. Eski krallık döneminden kalan bu karot ve karot delikleri teknoloji göstergesidir. Bu karotlar, demiri bile kullanmayan Mısırlılar tarafından asla yapılamaz. Fakat sürekli müdahale yoktur. Bir ekibe ya da bölgeye yardım ettikten sonra ayrılırlar. Onlar gittikten sonra gelişme terse döner. Elde ettiğim verileri yorumlamam gerekirse, geçmişte gelişmiş olan tür, zamanlarını doldurup gittikten sonra, bize yardım etmeye devam eden ekipler bıraktılar. Bu sayede milyonlarca yıl sürmesi gereken teknolojik ve bilimsel gelişmeler, binlerle sayılacak zamana inmiştir. Şöyle düşünün, bu kabile 2008'de Amazonlarda bulundu. Onlar da insanlık oluştuğundan beri yaşıyorlar. Onlara müdahale olmadığı için, ok ve yay seviyesini aşamamışlar. Bizler ise, 5000 yılda Ay'a insan gönderebilecek seviyeye geldik. Her konuda bize bir müdahale olduğu çok açık değil mi? Yazılarımda bu durumu anlatmaya çalışıyorum. Konu için oluşturduğum delilleri görmeniz için seyfullahdemir.com adresini ziyaret etmelisiniz. Ya da Tüm Hikaye adlı kitabımı okumanızı öneririm.